ticareti ağanın elinde mahsur. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Cengiz, bu bilinmeyen, karartılan, konuşulmasın, karanlıkta kalsın istenen bu büyük ağ konusunda sen neler söyleyeceksin? En başta şimdi bir şeyi düzeltmek lazım. Mustafa menajer falan değil ama dedi, bir aracıymış dedi ama bakın Konya'da kendi halinde 18 yaşında bir kızı Milas'ta bir pavyona, bu pavyon bakın bu güneyde sahilde bir kafede şarkı söylemeye gelmiyor bu kız. Bir pavyona geliyor. Konya'dan kalkıp geliyor. Belki ilk defa hayatında ya da ikinci, üçüncü defa en fazla Konya'nın dışına çıkıyor. Ve burada iş buluyor. Nasıl, ne iş yapıyor? Bu yaptığı iş, orası pavyon. Pavyon olduğu için jandarmaya kayıtlı mı? Jandarma biliyor mu onun orada olduğunu? Ya da polis bölgesi ise polis. Burada bir problem var. Hala şeyi, ayrıntıları tartışıyoruz. Evet, şöyle öldürüldü. Bir defa şey çok tuhaf. Şimdi erkek arkadaşı bilmiyor nişanlısı nerede çalıştığını. Ama dönecek işte şarkı söylüyor. Yahu insan Google'dan bakar neresi olduğuna. Burada bir eksiklik yok mu? Bu hikayede bir boşluk yok mu? Kavga etmişler, sonra barışmışlar vesaire. Ama bu kız pavyonda çalıştırılıyor, kandırılmış zorla, o ya da bu biçimde 50 bin lirayı nasıl kazanıyor? Kaç ayda kazanıyor 50 bin lirayı? Yani sormuyor mu hiç babası falan? Babası bilmiyor mu nasıl bir yer olduğunu oranın? İşte bilmiyor otel, mu? Otel. Cengiz, babasının hiçbir şekilde haberi yok. Bana söylediğini bilmiyor. Zaten evet, ayrı, evet. Eşinden ayrı olduğu için uzun bir süredir çocuklarıyla da bir teması yok. Babası bilmiyor. Evet. Oraya gidiş şeklinin ayrıntılarını biliyorum ama davanın seyrine dair bir takım şey müdahil olmasın soruşturma aşamasında diye söylemedim. Evet. Ama sonra yayından sonra sana söylerim telefonda. Hani öyle de olabilir bu menajerlik denilen bu o dediğin sistemle de oraya gidilen o bir ağ, o Türkiye'nin birçok yerindeki o ağ bir merkezden yönetiliyor. O ayrı. Yani bu ağ içinde de olabilirdi. Öyle, başka türlüsü çok mümkün gözükmüyor zaten. Yani ben bu ağın içinde oldum. Ya 18 yaşında bir kızı Milas'ta bir pavyona götüren şey nedir arkadaş? Yani ben geçen hafta bunu yazdım aslında. Ve bu çok zincirleme bir hikaye, basit bir hikaye değil. Pek çok yerde de bunun pek çok örneği var. Aslında ben 2 yıl kadar reality show programlarında çalıştım. Bu o yazıda verdiğim 4-5 örnek hani duyduklarımın, gördüklerimin yarısı bile değil. Hani bir o kadar daha anlatabilirim, bir o kadar daha var. Ve büyük operasyon yapılmadı diyorsunuz. Aslında Soğukoluk'taki o operasyon da mesela polise molise güvenmiyorlar. Hatta oradaki jandarmaya güvenmiyorlar. Başka bir yerden birlik getirip yapıyorlar falan. Böyle bir hikayesi de var Soğukoluğu. Daha sonra İstanbul'da... Çünkü kolluk güçleri değil mi? Onlarla işbirliği yapabilir diye mi? Yapıyor diye mi? Bu işler zaten onları da dahil etmeden bu kadar büyüyemez, dallanamaz, budaklanamaz diye mi? Bakın mekanizma o kadar gri, o kadar karanlıkta bırakılıyor ki her ilde... Zührevi Hastalıklar ve Füyüşle Mücadele Komisyonları var. Bu Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile asıl sekreteryasının, asıl işin o ilin ya da o ilçenin ahlak masasının, polisinin yaptığı yerler. Burada vesika burada veriliyor. Mesela kadınlar vesika almak için bu komisyonun önünde kuyruğa giriyor. Ve bu ilişkiler, bu komisyonun işleyişi asla şeffaf değil. Hiçbir zamanda şeffaf olmadı. Ben defalarca ulaşmaya çalıştım. Suratıma telefon kapattı İstanbul'da İl Sağlık Müdürü o zaman. 2004-2007 o dönemleri söylüyorum. Yani o kadar kapalı kutu ki bu. Niye kapalı kutu? Çünkü burada çok acayip bir para dönüyor ve polis de burada, İl Sağlık Müdürlüğü de, Sağlık Bakanlığı da şeffaf çalışmıyor.
Bu şeffaflık olmamasının sebebi nedir? Yani sadece AKP iktidarının İslamcı olması, işte genel evlerle ilgili bunların konuşulmamasını istemesi mi? Hayır, burada acayip bir mafyatik düzen var. Ve bakın, Hatay'dan başlayın, Adana, Mersin, Antalya, işte yukarı doğru çıkın, Ege, yani Balıkesir, Ankara, Erzurum, Gaziantep, bakın herkes İstanbul'u bilir böyle ya da Ankara'yı bilir. Türkiye'de en çok o 2000 yılının verileriyle en çok vesikalı kadının ya da genel evde çalışan kadının bulunduğu yer nüfusa göre Gaziantep. Ve Gaziantep'teki suç istatistiklerine bakın. O da yayınlanmıyor. O da şeffaf değil. En son 2008 yılında yayınlanmıştı. Nüfusa göre Gaziantep organize suçlarda ve buna bağlı darp, yaralama, cebir gibi işlerde bir numara Türkiye'de. Antalya mesela İstanbul'u kat kat sollamış durumda bu dediğim diğer suçlar açısından. Asayiş suçları diyebileceğimiz suçlar açısından. Şimdi böyle bir tablonun çok önemli bir parçası bu. Bu pavyon ağı, pavyon ve genel ev mafyası ağı. Bu cinayet, bakın daha iki gün önce Denizli'de bir olay oldu. Denizli'de bir baba oğlu pavyonda, pavyon patronu, gazino deniyor da pavyon, ve iki adamı tarafından kaçırılıyor ve dövülüyor. Baba da bunu haber alıyor. Bakın baba jandarmaya gitmiyor, polise gitmiyor. Al tüfeğini kapıyor, gidiyor. Oğlunu döverlerken görüyor. Ellerinden almak için işte ateş açıyor. Birini öldürüyor, ikisini yaralıyor falan. Pavyon mafyası, pavyon. Niye dövüyorlar? Muhtemelen borcunu tahsil etmek için dövüyorlar. Hiç mi korkmuyorlar jandarmadan, polisten? Korkmuyorlar. Güpegündüz ortalıkta adam döverken babası geliyor ve tüfekle ateş açıyor. Bakın bu da bu olayın bir parçası. Bu da aynı ağın bir parçası. Aynı rahatlık, aynı hukuksuzluk, aynı dağ başı durumu burada da var. Bu Zehra'da Cengiz şöyle bir durumda var. Hani bu öldürmeyi göze alacak kadar şey. Çünkü niye? Bakın, çünkü ayrılması orada, hani ayrılması başka bir şeye emsal olur. Ya da kendi isteğiyle oradan ayrılabilme şeyine bilmiyorlar mı o cinayetin ortaya çıkacağını, edeceğini? Zaten hani ortaya da çıkıyor kısa sürede, hani gömülmüyor, edilmiyor, saklanılmıyor. Bilmiyorlar bence ve şey, bilmedikleri gibi güveniyorlar. Bakın sorun orada işte, o cüreti söylüyorum, o cüret ya, önemli. 2011 yılında oranın yakınında bir yerde ana yolda parçalanmış otomobiller, diğerleri de üzerinden geçmiş, artık yola mı açmış, kaçarken ölmüş bir kadın cesedi bulunuyor ve kimliği belirsiz, hala da belirsiz o soruşturma, yani ben ulaşamadım. Ayrıca aynı yerde, bu Milas'taki gazinoda 14-15 kadından söz ediliyor ki oraya uğramışlar, sırra kadem basmışlar vesaire, sonra kayıp. Ama bunun bir şeyi şeffaf olmadığı için Türkiye'de kaç pavyon kadını kayıp, ya da bir haberlere bakın, inanılmaz bir şey var. Pavyonlarda işlenen cinayetler, bir Google'dan girip pavyon ve cinayet deyin, neler dökülüyor alt alta. İstanbul'da, Ankara'da, Zonguldak'ta, Antalya'da, Adana'da, her yerde. Ve bu bir ciddi asayiş sorunu. Ama göremiyoruz, bunun bir sorun olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü veriler yok. Şeffaf değil. Devlet bu konuda asla şeffaf değil. İstemiyorlar. Aslında şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü bir düğmeye basarak affedersin, Türkiye'nin hangi ilinde kaç cinayet işlendi, kaç hırsızlık, kaç yağma, kaç işte fuhşa, teşvik, hepsini bir saniyede alabilir ve bunu nüfusa oranladığınızda çok ciddi bir harita çıkıyor ortaya. Ama istemiyorlar bunu. Bunu görmek hakkımız, kamuoyunun bunu bilmek hakkı, ama bunu göstermiyorlar. Ancak şunu yapabiliyorsunuz, o da çok meşakkatli bir iş.
Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerini bulabilirseniz il il tarayıp maddelerine göre, ki bu da yeterli değil. Aslında bazı şeyleri orada da gizlemek mümkün. O ceza kanunu maddelerini nüfusa oranla, işte zanlı sayısı, işte yargılama, hüküm giyen, hükmün açıklama, öyle bakabilirsiniz. Ama o da iğne ile kuyu kazmak gibi. Hani bununla da uğraştığım için biliyorum. Yok böyle bir istatistik. Bir de şöyle bir şey var Cengiz. Şimdi Zehra'nın olayında aileye yakın, aileden birileri biliyor. Tamamı evet. Bilmiyor, haberi yokmuş gibi değil. Aslında bu tip şeylerde şöyle bir durum da söz konusu. Biliyorlar ama bunun zorla alıkonulduğunu da biliyorlar. Başka olaylarda da olduğu gibi, tam Zehra böyledir diye söylemiyorum ama Zehra'nın orada pavyonda olduğunu, aileye yakınlarının bildiğini de biliyorum. Mahkeme sürecinde zaten o da ortaya çıkacaktır. Ama şöyle bir durum var, biliyorlar, susuyorlar. Susmanın gerekir, bir tehdit ediliyorlar, ondan susuyorlar. İkincisi para ilişkisi. Para alınıyor. Para evet, alındığı ama, için de şikayetçi olunmuyor. Evet ama şimdi bakın, profil nedir? Annesi babası ayrılmış, sahipsiz bir kız çocuğu. Yani pavyon mafyası biliyor kimi zorla alıkoyacağını. Kimsesizleri buluyor. Arkası olmayanları, yoksulları, güçsüzleri ölüp bir kenara attığında hesabı sorulmayacak insanları. Arayanı olmayacağı. Evet, kimsenin ruhu bile duymayacağı. Şimdi burada mesele, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir lafı vardı. Çok uzun zaman oldu bunu hatırlayalı. Unuttuk bu lafı. Burada İlhan Bey biliyor işte, bir savcının ortaya çıkıp ne münasebet, hani nasıl tehdit ediyorsunuz siz bu aileyi demesi lazım. En azından bakın, burada konuşuyoruz. Bunun denmesi lazım. Ama yok. Bakın, devletin gücü yetmiyor bu pavyon mafyasına. Hani tam adlı adınca söyleyeceğim ama ayıp olacak, ama devletin bu mesleğin, aracılık mesleğini profesyonelce yapanlara, hani adlı adınca aşağı yukarı belli etmiştir. Devletin iki tane bu profilde insana gücü yetmiyor. Devletin gücü muhaliflere yetiyor. Devletin gücü öğrencilere yetiyor. Yurt isteyen öğrenciyi copluyorsunuz. İşte ODTÜ'de yol yapılmasın diyen öğrenciyi copluyorsunuz. Peki Cengiz'in lafından hemen size gelmek istiyorum. Devletin gücü yetmiyor mu? Birincisi o. İkincisi, bu mafya ağının, bu korkunç şebekenin bu kadar palaz